yayınımıza. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar yaptık ona. Şimdi İslam Bey, tabloya baktığımızda bütün yatırım araçlarının yükselişte olduğunu görüyoruz. Evet. Dijital paralarda artış var. Dolar, euro keza yükselenler arasında altında yükseliş var. Hatta endekse baktığımızda endekste de yukarı yönlü hareketleri görüyoruz. Nasıl yorumlarsınız bu tabloyu? 2021 yılının son haftalarında özellikle şu ifadeyi kullanmıştık ve özellikle yatırımcılara da bunu tavsiye etmiştik. 2022 yılında kripto paraların, emtiaların ve döviz tarafındaki yükselişlerin beraber olacağı, yarışacağı bir yıl olacak diye ifade etmiştik. Şimdi manipülasyon piyasası oluştuğu için enstrümanlarda da beraber yarışan bir süreç gözlemliyoruz. Özellikle hem döviz kurlarındaki yükselişler, hem emtia fiyatlarındaki yükselişler, hem kripto para piyasasındaki yükselişler yatırımcıların oldukça kafasını karıştırıyor. Çünkü beraber koşuya devam ediyorlar. Daha önceki yayınlarımızda zaten dolar tarafındaki yükselişlerin ana sebeplerini söyledik. Dolar endeksi yükseliyor. Özellikle yurt dışı borsalarında satışlar var. Euro-dolar paritesinde çok düşük seviyeler var. Bunlar da dolar-tl kurunu olumlu yönde destekleyen faktörler. Emtia fiyatları zaten Rusya-Ukrayna gelişmesinden dolayı bir yükseliş trendine başlamıştı. 19 ayın zirvesini gördük. 2070 dolar seviyesiyle tekrar yatay bir süreç var şu anda. Ciddi bir belirsizlik piyasası oluştuğunu gözlemliyoruz. Kripto para piyasasında %8 civarında yaşanan bu pozitif yönde hareketin sebebi Joe Biden, Amerikan Başkanı Biden'ın kripto para piyasasıyla alakalı dün yapmış olduğu imzalama bu pozitif yönde etkiledi. Aslında bu imza Şubat ayında olacaktı. Şubat ayında bekleniyordu. Bu Rusya-Ukrayna gerginliğinden dolayı veya gelişmelerinden dolayı ötelendi. Ve diğer ülkelerden tekrar bu imzalama ve pozitif yönde açıklama yöndeki haber akışlarını yakından takip edeceğimi ve bu haber akışlarını gelebileceğini söyleyebilirim. Ama burada önemli olan unsur yatırımcıların özellikle geniş band aralığına odaklanması gerektiğini ve manipülasyon piyasasında çok böyle yükseliş trendi veya düşüş trendi algıya girmemesi gerektiğini düşünüyorum. 32 bin, 52 bin dolar aralığı, çok geniş bir band aralığı, gelen haber akışlarına göre de sert hareketler karşımızda olacaktır. Yani sert yükselişler olduğu gibi sert düşüşler de olabilir, evet, diyorsunuz değil mi? Yani evet, çok geniş band aralığı, çünkü manipülasyon piyasasında tüm varlıklar hem günlük hem haftalık ve hem aylık bazda geniş band aralığında dalgalanır. Mesela son haftalarda en çok altın, gümüş, platin, paladyum, bakır, nikel gibi değerli metallerindeki agresif yükselişlerin devam ettiğini, bu piyasa ile alakalı yeni rekorların gelebileceğine dair açıklamalar gelmeye devam ediyor. Tıpkı 2020 yılında COVID-19 sürecinde yaşadığımız dönemleri ben anımsatmak isterim. O zaman da ons altın 2070 dolar seviyesine yükselince Ağustos ayıydı galiba değil mi? Evet, evet. O civarlardaydı. Ağustos ayında ilk haftasındaydı. Herkes 3000 dolar geleceğine, 3000 dolar seviyesine kadar bir yükselişlerin devam edeceğine dair raporlar yayınlamaya başlamıştı. Ama hızlı bir geri çekilmeyle birlikte 1678 dolar seviyesine kadar da gerilediğini hep beraber gördük. Tekrar yeni zirveler konuşulmaya devam ediyor. Benim de öngörüm zaten yıllık bazda 2150 dolar. Ancak buraların geçilmesi lazım ki yeni seviyeleri tekrar telaffuz edelim. İslam Bey, sözünüzü bölüyorum ama Goldman Sachs'ın bir öngörüsü var. O da yukarı yönlü revize etti ons altını 2300 dolar, evet, şeklinde. Üstelik de yakın bir gelecekte olarak yorumladı. Yani sizin yine hedefiniz 2100 dolar mı, yoksa Goldman Sachs'ın da öngörüsünün gerçekleşme olasılığı yüksek mi? 2150 doları önce görmemiz gerekiyor. Sonra kademeli yükselişlerde 2200 dolar, 2300 dolar bu yükselişlerin trendini evet yukarı yönde revize edebiliriz. Ama bu kademeli yükselişlerin önce haftalık bazda kalıcı olması gerekiyor. Ancak gelişmeler çok ani olduğu için, piyasalardaki çok agresif fiyatlamalar yaşandığı için de herkes beklentisini yukarı yönde revize ediyor. Bu döviz tarafında da aynı, petrol fiyatlarında da aynı, emtia fiyatlarında da aynı. Bu yukarı yönlü revizeler gelmeye devam ediyor. Ama peki ons'ta telaffuz edilen rakamlar gerçekleşirse gramda durum ne olur? Tabii gram aynı zamanda bizde iç piyasada, evet, dolara bağlı olarak da yükseliyor ama.
Benim gram altın TL fiyatında 2022 yılı için öngördüğüm 1450 lira seviyesiyle alakalı herhangi bir değişiklik yok. Yani bu yıl içinde ben bu rakamları beklemeye devam edeceğim. Yani 4 haneli bir rakam gündeme gelebilir ve bunun ben çok güçlü bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. O yüzden yatırımcısına zaten sık sık elinizdeki varlıklara sahip çıkın, satmayın. Yıl içinde çok agresif yükselişler bizi bekliyor olabilir. Hem enflasyon rakamları yükseliyor hem savaş riski var. Bu altın fiyatlarını pozitif yönde etkileyen ve altın fiyatlarının sevdiği ortamlardır diye sık sık bunu ifade ediyorum. Ve kısa vadeli genelde küçük yatırımcıların da yapmış olduğu yanlışlar da satarım düşükten alırım modeliydi. Ve 2022 yılında hatırlarsanız hiç kimseye böyle bir al-sat modelinden uzak kalmalarını, sepet yapmalarını, risklerini dağıtmalarını her zaman ifade etmiştim. Benim öngörüm gram altın TL fiyatında 2022 yılında 1450 liradır. Ons altında 2150 dolardır. İşte gümüşün ons fiyatında 40 dolar, gümüşün gram fiyatında 20 lira seviyeleri. Bu öngörülerinde bir değişiklik yok. Ama bu ilk ataklara baktığımız zaman Mart ayında yaşanan bu ataklarla birlikte tekrar jeopolitik riskten kaynaklandığını zaten herkes görüyor. Önemli olan süreç şu. Burada yatırımcılar ne yapmalı? Kafası karışık çünkü herkes tedirgin ve korku oluyor. Bence sakin olmak, varlıkları satmamak, biraz daha sabırla beklemek daha önemli. Ama bir de yeni adımlar için onu çok fazla merak ediyorlar. Mesela bize şu soru geliyor. Cuma günü 860 lira civarındaydı gram altın, evet. Ama şimdi 960 liranın üzerini gördük. Evet. Hala almayalım mı, ne yapalım diye soranlar var. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bir kez daha altını. Her yayında çiziyoruz ama vurgulamak istiyorum. En son uyarımızı 838 lira seviyesinde yapmıştık hatırlarsınız. Yani buralar alım için uygun bir seviyelerdi. Ve yine ısrarla almayan yatırımcılar zarar ediyor. Yani bu böyledir. Almayan her zaman zarar edecek, satan da her zaman zarar edecek. Yine alım fırsatı gelebilir mi? Evet, ben geleceğini öngörüyorum. Özellikle bu puslu havanın dağılması gerekiyor. En kötü ihtimalle Amerikan Merkez Bankası Fed'in 16 Mart'taki toplantısını görmek gerekiyor ve devamında da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını görmek gerekiyor. Ne kadarlık bir seviye o alım seviyesi? Fed'in faiz kararı ons altında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararı dolar TL kurunda etkili olacağı için bu iki etken de gram altına etkiliyor. Ben 900 lira seviyesinin altına sarkma ihtimalini çok güçlü gördüğümü söyleyebilirim. Şu anda bir hafta olur, iki hafta olur ama beklemenin şu anda alım için beklemenin daha sağlıklı bir karar olduğunu şahsen düşünüyorum. İlla ki bu bir piyasadır ve piyasada hiçbir zaman fırsatlar bitmez. Ama bu şu anlamada da gelmiyor. Kısa vadeli bir alım fırsatı sunacak ama tekrar bu düşüşler kalıcı olacak anlamına da gelmiyor. Çok kısa vadeli bir düşüşler, fırsatlar yaşanabilir. Bunlar da uzun vade için yatırımcıya fırsat verecektir. O yüzden alım fırsatlarının ben bitmediğini düşünüyorum. Ons altında da 2000 dolar seviyesinin altında sarkmaların 1880 dolar gibi mümkün olabileceğini tahmin ediyorum. Her şey sürekli yükseliş trendinde olmaz. Bu bir piyasadır. O yüksekten satan büyük oyuncular mutlaka düşük fiyattan almak isteyeceklerdir. O yüzden bu süreci elinde olanlar satmadan, alacak olanlar da biraz daha bir iki hafta sabırla bekleyerek bu süreci değerlendirmesinin mantıklı bir karar olduğunu düşünüyorum. Evet, şimdi aslında kripto paralarla benzer bir seyir var. Orada da sevgili izleyicilerimiz yakından takip edenler görüyordur. Kısa vadeli alım fırsatları veriyor işte 2-3 günlük. Sonrasında tekrar yukarı yönlü hamleler yapıyor. Şunu sormak istiyorum. Siz Biden'ın işte atmış olduğu imza bundan bahsettiniz. Bunun pozitif etkileri oldu dediniz kripto paraları. Aynı zamanda şunu da görüyoruz. Mesela Ukrayna'ya yapılan yardımlarda da Bitcoin olarak yapıldığı da belirtiliyor. Orada da çok önemli bir hacme ulaşıldığı da söyleniyor. Biraz bu durumun da etkisi var mı acaba yükselişlerde? Şu anda bu yardım kampanyalarının veya kripto ile yardımların ben etkisi olduğunu düşünmüyorum. Ben Ocak ayında yatırımcısına, kripto para piyasasına yatırımcısına Şubat ayını bekleyin. Ulus devletlerin yeni açıklaması olacak ve bu tarafta da pozitif bir etkilenme görebiliriz. Bu savaş riskinden dolayı ötelenen bu süreç Amerika ile başladı. Devamında Çin, Rusya ve diğer ülkelerinde kripto para piyasası ile alakalı kabul görülebilir bir açıklama, bir metin veya bir anlaşma haberleriyle alakalı sürecin devam edeceğini ben tahmin ediyorum. O yüzden 60 milyon dolarlık bu yardımların da kripto para piyasasında bir etkisinin olmadığını düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere diyoruz. Tabii ki güzel haberler vermek dileğiyle. İnşallah. Hem tabii ki yani siyasal anlamda, uluslararası ilişkilerde hem de ekonomide. Teşekkür ederiz bir kez daha. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili